Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılca Günü hoş geldiniz. Yine bir Demedik Demeni programı çekiyoruz. Çok ağır günler yaşıyoruz. Depremi konuşacağız. Çok önemli bir şahsiyetle konuşacağız. Ankaralılar için onların iyi tanıdığı bir konuğumuz var. Yanılmıyorsam 2004-2010 yılları Ankara Valisi Sayın Kemal Önal'la beraberiz. Bugün hem günümüz depremini hem de esas olarak 1999 depremini Sayın Valim'den dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim İyi hoş geldiniz. Diliyorum. Teşekkür ederim. Bugüne dair söyleyecekleriniz vardır hiç kuşkusuz. Belki programımızın ikinci bölümünde bunu konuşalım ama 99'un bu kadar canlı, diri ve sürecin ta göbeğinde görev yapmış birinden 99'u dinlemeyi zaman zaman da 99-2023 ilişkisini de anlatmanızı isteyeceğim efendim. O sırada siz nasıl bir görevdeydiniz? Şimdi 99'da. 99 depreminde öncelikle bu depremden dolayı hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Yüce Tanrı'ndan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın da bir an önce hastanede gerekli sağlık tedavisini alıp taburcu olmalarını diliyorum. Ve hayatını kaybetmiş kişilerin ailelerine de gerçekten yürekten başsağlığı diliyorum. 22-23 sene önceyi tekrar yaşamanın da sıkıntısını tahmin edebilirim. Yaşıyorum. 99 depreminde ben Kırklareli valisiydim. Gece işte hepimizin bildiği gibi, defalarca dinlediğimiz gibi çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. Yalnızdım, eşim ve çocuklarım Ankara'daydı. İlk işim telefona sarılıp onlardan haber almak oldu. Haberi alır almaz da, ki iyi ki aramışım, bir daha telefon hatlarında kesinti oldu ve telsiz haberleşmesiyle işi yürütmeye başladık. Onların rahat olduğunu duyduktan sonra, ki onlar da arabaya geçmişler evinden çıkıp kapının önündeki arabamıza binmişler. Ondan sonra büyük gücümüzle işimize sarıldık. Tabii haberleşme, hemen bakanlığı aradım. Orada da konuşabildim. Bakanlıktan da, çünkü 2-3 sene önce dönmüştüm bakanlıktan, biliyordum oradaki kadroyu. Doğrudan onları arayarak büyük bir deprem olduğunu ve depremin merkez üssünün de Marmara olduğunu söylediler. Ondan sonra da saat böyle 3.02'de deprem olmuştu. Takribi kaçta? 3.30. En geç. En geç. Yani belki de 20 geçe. Güzel. Hemen. İlk işim çocukları aramak oldu. Arkadan da bakanlığı aradım. Bakanlıktan da bu haberi aldıktan sonra bizim bölgemizde olduğunu zaten şiddetinden anlamıştım. Yaptığım ilk iş, hükümet konağının ışıklarını açma talimatını verdim. Güzel, devlet burada diyorsunuz. Evet, yani o bence çok önemli bir imajdı. Çok kıymetli. O telaş içinde yaptığım en iyi hareketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bütün ışıklarını açtılar. Ve hükümet konağı ile vali konağı çok yakın zaten birbirine. Kırklareli'ni bilenler bilir. Çok yakın. Onun da girişinde böyle bir asma kat gibi bir oda vardı. Hemen orayı karargah haline getirdim. Olordu komutanı, belediye başkanı, diğer aile müdürleri hepsi orada toplandılar. Saat kaç Sayın Bey? 4. En geç. Ne güzel. En geç. Ne güzel. Ve haber alma şeysi. Önce kendi ilimin sınırları içinde karakollarla telsiz irtibatı kurarak durumu öğrenmeye çalıştım. Onun dışında da İstanbul ve Kocaeli ağırlıklı olduğunu öğrendik. Gün ağarmaya başlamıştı. Yaz günüydü. 5 gibi hava ağarmaya başladı. Çok şükür bizde çok büyük bir hasar yoktu Kırklareli'nde. Bütün gücümüzü ikiye böldük. Bir, köylerle haberleşme. İki, ne yapabileceğimizi tespit edebilme. Kararımızı verdik. Dedik ki 1, 2, 3 ne bulabilirsek kamyonla, tırla yardım etmek deprem bölgesine.
Doktor, neydi yardım malzemesi esas olarak ilk gün? Ben şunun üzerinde durdum. Jeneratör çok önemliydi. Hı hı. Ne kadar jeneratör varsa fabrikalarda, şurada burada, onları toparladık. Jeneratör satanlardan hemen el koyduk. Aşağı yukarı 20-30 civarında, rakamlarda 3-5 hata olabilir, jeneratör topladık. İşte bildiğiniz klasik yardım malzemeleri, kazma, kürek, küçük çapta ne varsa, bir iki kamyon, bir de doktor. Güzel. Doktor, sağlık personeli. Bunları hemen yola çıkardık. Nereye gidecekleri konusunda sağlıklı bir bilgimiz yok. Hele dedik siz İstanbul'a doğru çıkın, biz arkadan size gerekli talimatları göndermeye çalışacağız. İstanbul valisini aradım. Dedim ki abi vaziyet böyle böyle. Biz yardım malzemelerini gönderiyoruz. Yalnız bunu karşı tarafa aktarmak lazım. Sağ olsun o da ilgilendi. Bir iki feribotta yer ayırmış. Hemen feribotlar, feribotla bizim yardım malzemeleri karşı tarafa geçti. Şuradan biliyorum. Saat 3 gibi öğleden sonra deprem bölgesine ulaştıklarını ve çalışmaya başladıklarını haberi geldi bana. 10 saat sonra. Evet. Bu kadar basit. Bu bizim için çok gurur verici bir şeydir. Ondan sonra tabii işin büyüklüğü giderek arttı. İşte biliyorsunuz buradaki depremde de olduğu gibi. Günlerimizi o şekilde geçirmeye başladık. Yine tabii yardımlar devam ediyordu. Bu sefer daha ihtiyaç malzemelerini toplayıp gönderdik. Zaten bu benim için 17 Ağustos, 31 Ağustos yani 13-14 gün sürdü. Hükümetimiz beni Kırklareli Valiliğinden alıp Kocaeli Valiliğine atadı. Tam bu noktada bir şey sorayım. Bu konuda çok konuşulan bir şey var. İşte o dönemin başbakanı Sayın Ecevit işte uyanmadı, haberi yoktu, saatler sonra haberi oldu vesaire gibi bu bir takım şeyler vardır. Dezinformasyonlar veya dedikodular var. Bu doğru mu? Yani pek ihtimal vermiyorum. Bu tip olaylarda çok şey söylenir. Fısıltı gazetesi çok büyük bir görev yapar bu durumlarda. Bunu o kadar çok hele yaşadım sonra daha çok yapmış. O kadar çok yaşadım ki. Onun için gelen bilgilerin bir sentezden geçirmeden değerlendirmeye almak bence çok yanlış. Ama şu oldu orada, tabii ana yol, Sakarya civarındaki ana yol, bilmem kaç numaralı, onlar numaralıdır o köprüler. O köprülerden biri veya ikisi yıkıldı. Hatta yani büyük bir şanssızlık, içinde de o sırada biri geçiyordu. Evet, otobüsün böyle saplan bir görüntü vardır. Üstüne düştü. O görüntüyü de yayına koyarız biz. Evet, o büyük tabii bir aksama yarattı merkezle. Bizim bağlantımızı kurmada, daha doğrusu deprem bölgesiyle bağlantı kurmada. Dediğim gibi ben Kırklareli'nde tabii biz yine ufak çaplı, ufak demeyeyim, o da çok büyük çaplıydı ama bize etkileri ufak olan bir başka olayın peşindeydik. Bir hafızanızı yoklarsanız hatırlarsınız. Kırklareli'nde biz onlarla uğraşıyorduk. Yani sanki bir depremin ön hazırlığı gibi. Neydi o? Kosova Savaşı'ndan kaçıp gelen Makedonya'da Birleşmiş Milletler kampında barındırılan aşağı yukarı ben kendi ilim için söylüyorum 7-8 bin Kosovalıyı biz Kırklareli'nde barındırdık. Yani biz çadır kentleri bu depremden çok önce kurmuştuk. Çok önce dediğim 3-4 ay önce kurmuştuk. Onları barındırıyorduk. Ve savaşla depremin ne olduğunu orada mukayese edecek şekilde anladık. Sayın Vali, bu anlatımınızdan bir tek şey çıkartıyorum önce. Tabii çok öbürü çok sıcak. Bugün 8. 9. günü. Siz
Bu kararı tek başınıza ürettiniz o sırada. Kırklareli valisiyken ürettiniz ve bu müdahaleyi yaptınız. Evet. Şimdi müthiş bu sözünü reflekse ettiğiniz şey, 10 saatten bahsediyoruz. 10. saatte intikal var. Hep beraber tanıklık ettik ki 30 saat sonra ancak arama kurtarma benzeri dediğimiz, sizin ilk yardım diye tarif ettiğiniz operasyon burada gerçekleşti. Ve anlaşılan o ki bir ne organizasyon adına bir şey var ne de talimatlandırma adına. Şimdi sizden dinliyorum, mülki amirsiniz, en büyüğüsünüz bölgenin, kişisel kararınızla bunu yaptınız. Bu çok farklı bir şey. Jeneratörle evet, el koyuyorsunuz. Devlet bu. Devlet bu çünkü. Şimdi değerli dostum, sözlerimi tartarak elbette, ve özellikle elbette seçerek kullanmak istiyorum. Yani biz de öyle konuşmaya bilgimi çalışıyoruz. Aktarmak, ukalalığa da girmemek açısından. Şimdi valilerin özel bir durumu vardır bizim devlet sistemimizde. Hı hı. Değerli mülkiyeli dostumuz bunları bilir. Valilik müessesesi bizde yetki genişliğine sahip bir kurumdur valilik. Yani idare hukukunda bu adı bunun yetki genişliğidir. Yetki genişliği ne demek? Merkeze sormadan merkez adına karar verip uygulama yetkisi. Bu sadece valilerde vardır. Güzel. Bu, bugünün valilerinde başka, var mı mesela kesinlikle bu? Kesinlikle var. Var ama kullanmadılar. Aynı hukuk. İl İdaresi Kanunu'ndan kaynaklanır. Güzel. Ve vali dediğim gibi merkeze, çünkü iletişimin bu kadar geniş olmadığı, hiç, ulaşımın hiç bu kadar gelişmemiş olduğu haberleşme dönemlerden yok kalan bir yetkidir bu. Çok güzel. Yetkidir bu. Ve vali merkez adına karar verir. Devlet adına. Başka bu kimsede bu yetki yoktur. Onu kullandık belki de. Ne güzel. Onu kullandık belki de. Sayın Vali. Yani, şimdi 99 depreme siz Kocaeli valisi olarak atandınız. Bütün kamuoyunun belki 20 yıldır tartıştığı bir soruyu soracağım size. İzninizle. Ya 17.800 civarında cenazemiz oldu, kaybımız oldu söylenir. Vatandaş da buna inanmaz. Yani dünya kadar tevatür olur. Bu konuda bu işi en iyi bilecek kişi sizsiniz. Ölüm sayısı neydi Gölcük depreminde? Toplam 5 ilin hinterlandında 17 bin, yani 18 bine varmamıştı. O benim rakamlarım 17.850 küsürdü. Benim ilimde de 10.700 civarındaydı. Kocaeli'nde. Evet. En ağır hasar bizdeydi biliyorsunuz. Zaman zaman Gölcük depremi olarak anılır. Çünkü evet, Gölcük'ten geçen fay patladı. Gittik evet, gördük yani. Gölcük'ten geçen fay patladı. Ama bunu tabii dediğim gibi yani inandırmak çok zor. Benim kendi meslektaşlarım bile, meslektaşlarken diğer valiler, valiler bile ya tamam sen böyle söylemek mecburiyetindesin filan dediklerine tanıklık ettim ama bu rakamlar bu. Şimdi bunun şuradan söylüyorum yani abartılma yani daha fazlaysa daha fazla olduğunu söylemek lazım. Bunda çekinecek ben bir şey olduğunu düşünemiyorum yani. Şimdi gizlenmesi çok zor. Niye gizlensin? Sonra bu o kadar önemli bir konu ki bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi hem ceza hukuku açısından hem idare hukuku açısından miras, hem medeni hukuk açısından sebep ve sonuç doğuran bir olaydır. Tabii. Miras hukuku açısından tabii doğurur bu. Bu kamu görevlisi ise emekli sandığını ilgilendirir. Bakın tabii, idare hukuku tabii ilgilendirir. Ondan sonra yani bunlar seçmen kayıtlarından düşülecek, bakın seçim hukukunu ilgilendirir. Anayasayı ilgilendirir. Onun için ha bir de miras, tabii işte miras hukukunu, medeni hukuku ile 13 kaybımız vardı. Bütün aramalar bireysel. Evet. 13 kaybımız vardı. Bütün aramalara rağmen bulamadık. Büyük ihtimalle dalgıçlar indirmemize rağmen Gölcük'te Yüzbaşılar semtinde doldurulmuş bir arazi çöktü.
Bir bina hatırlıyorum. Böyle sürücün içine çöktü. Değirmenleri biliyoruz yani. Hakikaten içerideydi şey. Çöktü biliyorsunuz. Sapasağlam bina denizin içinde. Bakıyorduk üstünden geçerken aşağıda cami, minareler, evler, evet, yollar evet, görünüyordu. Evet, yani evet. Çöktü. Oralarda olabilir diye düşündük. Ama olmadı. Şimdi şeyi vatandaşlarımızın da içini rahatlatmak için o dönemde sağ kurtarma operasyonları bittikten sonra artık enkaz kaldırılıyor ve altında da cenazelerimiz var. Gerekli özeni gösterdi mi oradaki bu görevliler? Vallahi biz tabii gerekli özenin gösterilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Şimdi ben işte 31 Ağustos veya 1 Eylül neyse geçmiş gün Kocaeli'ne geldim. Akşam 8 sularındaydı. İşte karşıladılar karanlık ışıklar altında el fenerleriyle vilayetin önünde girdik içeriye oturduk ve dedim ki daire müdürleri toplanmış zaten bölgeye girer girmez gece görüyoruz çadırları yani şimdi anlatırken bile yine o şeyin etkisinde kalıyorum ben bunu sonra Adana valisiyken bir gazeteciye anlatmıştım. Hüngür hüngür ağlamaya başladı önümde. Ki profesyonel bir kişi olmasına rağmen. Acı şeyler bunlar tabii. Dedim ki o gece, şimdi işte efendim işte eve gidelim de, dedim eve gidecek halimiz yok. Önce bana bir tane uygun bir çadır kent, bir de mütevazi bir çadır kent. Çünkü o kadar sözlerimize dikkat etmemiz lazım ki, yani kötü çadır kent demem yakışmaz valiye. Bir tanesi gelişmiş bir çadır kent, bir tane 15. Kolordu'nun Aydın Paşa'mı saygıyla anıyorum. O da benden 2-3 gün önce gelip göreve başlamıştı 15. Kolordu komutanı olarak. Çadır Mehmetçik çadır kentine götürdüler. Hı hı. Bu benim göreve intikal sıramda geçen işte 10 gün içinde kurulmuş bir çadır kent. Gayet güzeldi. Kaç kişilik yaklaşık? Vallahi şimdi rakamlara çok girersem yanlış cümleler çünkü bunlar hep kayıtlara geçti. Hepsi var ama yani büyük en az en az yine 100 çadırdan oluşan bayağı büyük bir çadır kentti. Ama tabii askerin o ciddiyeti, yollar sıralanmış, ip gibi çekilmiş çadırlar, başında şeyler, yemekler dağıtılıyor falan. Memnun oldum. Çünkü çadır kent kültürüm var 40'lar elinden biliyorum yani ne olduğunu çadır kentin. Dedim bir de mütevazi bir çadır kent. O da tam şehrin içinde bir başka çadır kente götürüyor. Bir parkı hemen çadır kenti haline getirmişler. Dolaştık elimizde fenerler. O da tabii ihtiyaçları gidermişler ama daha kalitesini yükseltilmesi lazım. Hiç unutmuyorum. Bunu her zaman övünerek söylerim. Elimde fener dolaşıyoruz çadırları. Çünkü iplere takılır. Çok kazalar olabilir. Giriyorum içeri tutuyorum. Yerlerde yatıyorlar. Bir içim parçalanıyor. Yerde yatırmamam lazım. Çünkü ben 40'lar elinde 3-4 aydır hiç yerde kimseyi yatırmadım. Kosovalıları. Kosovalılara gösterdiğim şeyi gayreti burada da göstermem lazım. Elektrik yok. Elektrik müdürüne dedim kim? Arkamdan bir ses benim efendim dedi. Hiç kimseyi tanımıyorum tabii. Baktım onu da sevgiyle anıyorum. Halil Bey diye bir elektrik müdürüm. Buyurun efendim dedi. Dedim burayı ne kadar şey yapabiliriz? Ne kadar sürede aydınlatabiliriz? Şöyle elimde de fenerle yüzüne tutuyorum. Dedi ki, efendim dedi bir hafta müsaade edin bana dedi. Aydınlatalım burayı dedi. Yarın akşam 12'de geleceğim dedim. Halil Bey buranın ışıklarını yanmış göreceğim. Yürüdüm. Bilmiyorum imkan ve kabiliyetimizin ne olduğunu. Bu gerçekten bir yönetici için çok sıkıntılıdır. Ne dedi benim hakkımda bilmiyorum. Yürüdüm tabii. Yine dolaştık gittik. Ertesi sabah daire müdürlerini topladım. Vali yardımcılarını topladım. 32 tane vali yardımcı, 30 vali yardımcısı gelmiş diğer illerden. Bakanlığımız yardım için göndermiş. O an itibariyle dedi çeşitli yerlerde kurulmuş 32 çadır kentin olduğu haberi geldi bana. İlçelere dağılmış vaziyette.
Arkadaşlar dedim, hepinizi bu çadır kentlerde görevlendireceğim. Her biriniz hemen dışarıda gidin, birer çadır kenti paylaşın. Gidin görevlerinize başlayın ve iki gün sonra gelin bana dedim. Bu aslında depremin 15. günü falan değil mi? Öyle. Evet. O kadar. Evet. Yani Eylül'ün 2'si, 3'ü, 4'ü neyse. Oraya dedim hakim olun. Çünkü biz vatandaşın, kaymakam olarak vatandaşın her şeyinden sorumluyuz. Ama buradaki görevimiz giydiği çoraptan dahi sorumluyuz. Çorabı var mı yok mu? Buna bakacaksınız. Ne yiyor, ne içiyor? Üzerinde ne giymiş? Bunları tespit edin, ihtiyaçlarınızla birlikte iki gün sonra gelin bana dedim ve onları gönderdim. Diğer işlere baktık. Hemen Gölcü'ye gittim o gün. Gölcü'yü gördüm. O kısımlarını geçiyorum. Akşam saat 12 burada oldu. Burada bir şey sorabilir miyim? Günümüzle de ilgili. Ağır hasar alan bölgeye ki, İzmit, Kocaeli bölgesine. Mesela ilk müdahale ekipleri ve asker ne zaman gelmişti? Yani sizden önce gelmişti tabii. Evet, tabii, tabii. Yani şimdi, kaç saatte müdahale etmişlerdi? Şimdi tabii Kocaeli, Trakya askeri çok bol olan bir yerdir. Ben mesela Kırklareli valisiyken 4 tugayım vardı benim. 4 ilçemde birer tugay vardı. Yani şeye karşı, Bulgaristan'a, Yunanistan'a karşı dizilmiş yani stratejik açıdan. Kocaeli'nde de Kolordu vardı. Kolordu vardı. Bizim Kocaeli'nde her bir ilimiz, şeyde, ilçemizde yine tugaylar oluşmuştu ve bu tugaylara işte dediğim gibi şimdi çok tartışılıyor bu Emasya planı meselesi tartışılıyor. Kolordu hemen talimatını vermiş ben daha Kırklareli'ndeyken. Kolordu kuvvetten bu, alan... Bu depremde de yine üçüncü gün değil mi? Kuvvetten aldığı talimatla onları araziye çıkarmış. Ben geldiğimde tugaylar yerlerindeydi ve çalışıyorlardı. Ve hani laf lafı açacak şimdi, yardım malzemeleri, lojistik merkez tamamen askerin kontrolü altındaydı. Buradaki mesela en büyük hatalardan tamamen düşünün. Askerin evet. kontrolü altındaydı. Orada da milletimiz ayrıca... Orada da Intertex denilen bir fuar merkezi varmış. Hı hı. Sonradan onun hukuki konularıyla ilgilendiğim için biliyorum. Geniş bir alan, bir iki spor salonunu içine alacak kadar büyük. İşte bildiğiniz fuar, biliyorum, çelik konstrüksiyon, evet, tam evet, çalışmak evet, için evet. uygun. Körfez'in ucunda. Evet, orada çalışılıyordu. Bütün malzemeler oraya geliyor, oradan dağıtım yapılıyor. Askerin organizasyonu. Tabii, tamamen oradan sevk ediliyordu. Ha, onu anlatayım, yarım kalmasın. Akşam saat 12 oldu. Aklımda o çadır kentte, fakat dedim biraz daha toleranslı davranayım hani. Bir, iki gibi gittim çadır kente, ışıklar yanıyor her taraf. Başta Halil Bey olmak üzere, bir daha da görüşemedik yani o görevden sonra şey yapamadık. Eğer dinliyorsa bunları, hepsini sevgiyle anıyorum, hepsini gözlerinden öpüyorum. Sayın Valim. Dedim ki orada dedim ki bu işi biz hallederiz. Çünkü Sayın Valim, 99 depremi deyince benim gibi bir sürü yurttaşı da herhalde böyle etkiliyordur. Bir tane mottosu vardı o depremin. Kimse var mı diye yüksek sesle bağırılan bir haldir o. Orada kimse var mı? Şimdi ben bu depremle ilgili, yeni yaşadığımız depremle ilgili iki deprem arasındaki kamunun refleksi, devletin organizasyonu adına devlet yukarıdan bağırıyordu, orada kimse var mı seni çıkartayım diye. Bu depremde 8. gün, 9. gün ama ilk 3 gün boyunca aşağıdan insanlar bağırdı, orada beni kurtaracak kimse yok mu diye. Yani kamu düzeni ve organizasyonu adına iki deprem arasındaki fark gibi algılıyorum. Katılır mısınız şimdi, buna? Şimdi tabii ben mukayese etmek istemiyorum. Niye? Çünkü şartlar çok farklı.
Güzel. O şartlar içinde şartlar bile yapalım. Şartlar çok farklı. Güzel. Şimdi bir tanesi Türkiye'nin ulaşım imkanlarının en bol olduğu ve en gelişmiş olduğu bir yer. Trakya. Burası da böyle ama. Burada otobanlarla ulaşıyoruz yani. Şimdi biri yaz mevsimi, biri 25 yıl biri sonra kış dedi. Mevsimi. Şimdi mesela ben orada salgın hastalıktan çok korkuyordum. Çünkü sıcak var diye. Sıcak perişan ediyor insanı. Ama şimdi de soğuktan soğuğa rağmen salgın hastalığı konuşuyoruz. O tehdidi konuşuyoruz. O kadar büyük bir sıkıntıdır ki o. Değil mi? O kadar büyük bir sıkıntıdır ki o. Yani şimdi depremi aratmaz inanın. Başka Allah bir afet. Korusun. Değil mi? Allah korusun. Ben şimdi dönüyorum. 3 alanı konuşuyoruz. Kırklareli'ne dönüyorum hemen. Bir gün sağlık koordinatörüm geldi. Sağlık koordinatörü dediğim beyefendi de bakanlığın bir genel müdürü. Onu göndermişler sağlık koordinatörü olarak. Kosova'dan gelenler misafirlerimizin şeyini yapmak için geldi bana. Çalışıyorum, her şey normal gidiyor. Dedi ki valim dedi hemen arka odaya geçin. Şu anda dedi bir ekip de dedi evde hanımefendiyi dedi aşılıyor. Size aşı yapacağız. Ne oldu dedim. Geçmiş gün artık söylemekte bir mahsur yok. Menenjit var dedi. Oo. İnanılmaz bir şey. Çok tehlikeli. İnanılmaz çok bir şey. Çok tehlikeli. Menenjit tespit ettik dedi. Hemen geçtik arka tarafa aşıyı yaptılar. Düşünebiliyor musunuz? 7-8 bin kişi bir çadır kentte ama kontrolümüz altında. Her taraf kapalı. Bir kapıdan hüviyetle giriliyor, çıkılıyor. Öyle bir sistemimiz var. Oluşturduk. Ne yapacağız dedim. Yeterli aşımız var dedi. Şimdi böyle dedi bir hemşireleri topladık. Planını yapmış. Bir tarama hani böyle askerde izmarit toplatırlar ya, evet. Meydan temizliği gibi. Meydan temizliği sıra sıra böyle kapıdan giriyorlar ve dibe kadar herkes aşılayıp geçiyorlar. Aşılayıp geçiyorlar. Tabii ki o sırada kampta olmayanlar var. Mesela çeşitli nedenlerle dışarı çıkmışlar. Alışveriş için çıkmışlar. Bunlar ne istiyorlar? Onlar hariç, o andan önce bir seçim yapılmıştı. O seçimden kalan o zamanlar tırnaklara boya sürülürdü biliyorsunuz. Hemen onu tespit ettik, aklımıza geldi. Ne güzel. Seçim kurulundan kalan boyaları getirdik. Güzel. Yeteri kadar dağıttık. Güzel. Ve aşı yapılırken de herkesin parmağına da ondan sürdük. Refleks. Refleks. Ondan sürdük. Devlet aklı. Tabii. Şimdi tabii hepsini de sevgiyle anıyorum. Aşısız olanlar koşarak geldiler ertesi günü. Biz aşılanmadık, bak parmağımızda şey yok diye onlara da aşı yapıldı, onlara da aşı yapıldı. O da kültür farkı. Yani işin ama şey olduğunu asla söylemedik. Menenjit olduğunu. Bakın şimdi basına ilk defa bunu söylüyorum. Güzel. Bunu dinleyecek olanlar varsa, o günleri bilenler varsa bu anımı paylaşırlar. Çok büyük bir felaket bir hastalık menenjit. Allah korusun. Büyük. Çok bulaşıcı ve ölümcül. Kesin ölüm. Yani kesin. Öyle tedavi medavi kesin. Yok. O işte bir acılı bir ölüm. Çok. Bir iki kişi rahmetli oldu. Onları usulüne göre defnettik. Zaten oradan çıktı menenjit olduğu. Nereden geldiyse. Öyle bir sıkıntıyı da atlatmıştık. Sayın Valim, bir de tabii bu tip olaylarda bir güvenlik sorunu. Yani çünkü işte dükkanların yağmalanması, özellikle kuyumcu dükkanlarının yağmalanması, bankamatik, yani o zaman bankamatik belki bu kadar fazla değildi ama bunların hepsi bir sorun. O dönemde asker, jandarma, polis hemen gerekli silahlı timleri oluşturup bu önlemleri almış mıydı? Ben çünkü böyle hafızamda silahlı askerleri sokaklarda nöbet beklerken hatırlıyorum. Kocaeli için mi soruyorsunuz? Kocaeli için. Şimdi ben geldiğimde asayiş sorunu bitmişti. Yoktu yani. Hiçbir zamanda olmadı. Ancak ilk
bir iki gün içinde sonradan yani izlediğim, çünkü biz gerçi Kırklareli dedim ama Kocaeli'ni tabii devamlı izliyorduk televizyonlarda. Gölcük civarında vatandaşın, gençlerin trafiği düzenlemek için ellerinde sopalarla, özellikle deniz ulaşımına dair hatırlıyorum o görüntüleri. Sopalarla trafiği düzenlediklerini, arabalama ben önünde düzenleme yapıyorlar. Kırklareli valisi olarak gördüm Kocaeli'nde. Gördüm. Bunu ben örnek olarak anlatırım. Yönetim biliminde. Güzel. Yani örnek olarak anlatırım. Durumdan vazife çıkarmak. Güzel. Yani yok orada yapılacak bir şey. Kendini görevli olarak görüyor ve olaya müdahale ediyor. Ancak tabii bunun çok kısa süreli ve dozunda olması lazım. Yoksa eğer güvenlik görevlilerinin yerine alternatif bir güç olarak kendini görmeye başlarsa ve bunun sonunu almak tabii mümkün olmayabilir. O depremde böyle bir yağma falan olmuş muydu? Yani benim dönemimde... Mesela o ilk 12-13 gün en kaotik olan... O kısmını tam hatırlayamıyorum yani şeyde. Ama bir iki olayın olduğu kulağıma geldi. Bir iki olayın, münferit. Ama bu o kadar önemli bir şey ki. Yani kulağımıza geliyor tabii. Yöreyi şu anda görmediğim için bilemiyorum. Mutlaka kısa sürede önlenmesi gereken bir olay. Kulağımıza gelmiyor sayın var. Görüyoruz işte, kulağımıza derken görüyoruz. Ekranda görüyoruz artık. Görüyoruz. Beko televizyonu sırtlamış götürüyor diye. Bu çok feci bir şey. Bunun mutlaka ve mutlaka öyle. Ve biz bu güçteyiz. Evet. Bunu yaparız. Şimdi sayın hiç var, bundan siz, endişemiz siz, olmasın. Kamu, o kadar askerimiz, siz polisimiz kamusal var. Bir refleksle empati yapıyorum. Haklısınız da vali kimliğinizle. Bugüne dair, kamuya dair... Hem depreme hem kamuya dair bir değerlendirme yapmak istemediğinizi anlıyorum. Yani tamam, olayın yerinde anlıyorum. Anlıyorum ama şunu da merak ediyorum. Bizim bir mottomuz var. Herkes söyler. Deprem öncesi hazırlıklardan söz edilir. Kamusal hazırlıklardan söz edilir. Ben de kamuda uzun yıllar görev yaptım. Şaka gibi algılıyorum. Depreme hazırlıklı mıyız? Hep merak ederim. Depreme hazırlıktan kamu ne anlıyor? Mesela valilik, o müessese, bütün teşkilatlarıyla nasıl bir şey anlıyor? Bunu yapmadılar da mı bugünün şimdi yaşadığımız travmayı yaşadık biz? Şimdi ben olması lazım geleni söyleyeyim. Tamam anladım, o yeter bize. Hayır, olana da geçeriz gerekirse. Tamam, olması lazım geleni söyleyeyim. Şimdi biz bir kere, şimdi değerli dostum, bu başımıza gelen olay, 99'da, 2023'te, 6 Şubat, şimdi artık bir tarih oldu 6 evet, Şubat. Evet. Nasıl? Böyle 17 Ağustos diyoruz, şimdi 6 Şubat. Ve bundan sonra geleceklerdi. Tabii ki inancımız gereği Allah korusun diyoruz. Ama bu ayrı bir başka konu. Bir şey. Bu, ben şunu söylüyorum. Bu bir doğal olay. En doğal haliyle hem de. Ve biliniyor. Biz bunu afet haline getiriyoruz. İnsanlık olarak getiriyoruz. Doğru. Kişisel olarak getiriyoruz. Bu bir doğal olay. Bakın ne diyor bu işin hocaları? Bunun diyor benzeri 1500 bilmem kaçta da yapılmıştır diyor. Bakın şimdi. Yani 1500 ne demek? Ta kanunun dönemine gidiyor. Orada da yapılmıştı. Şimdi... İnşallah olmaz. Yok öyle bir şey. Hocam İsa'dan sonra 526'da Hatay'da yaşanan depremde 200 bin kişi ölmüş. Evet. 200 bin kişi ölmüş. Şimdi, İsa'dan sonra 500'ler. Şimdi yani inşallah olmaz tabii ki bir temenni. Ama olacak şey, şimdi ben hep onu söylüyorum. Biz gücümüz olan işlerle uğraşmaktansa gücümüz yetmeyen şeylerle uğraşmayı tercih ediyoruz. Ne gibi? İnşallah olmaz. Olacak. Sen ona karşı tedbirini al. Ha, nedir alınacak tedbirler? Bir kere binaları
sağlam yapacağız. Hı hı. Ama bunu biz beceremiyoruz. Bunun çok nedenleri var. Şimdi bakın, şimdi müteahhit avına çıktık. Müteahhit yakalıyor. Tabii ki suçlu müteahhit. Ama sadece müteahhit hiç olur mu? Hayır. Tek başına niye müteahhit? Müteahhit belki de işi yapan kişi olarak... En masumu. En masumu hocam. Şöyle diyeyim. Hani ceza hukuku açısından bakıyorum. Belki de işin asli faili. Hı hı. Çünkü peki, o yaptı. Peki, tabii. Ama bunun ferri failleri var. Azmettirenleri var. Azmettirenleri var. Yani şimdi projeyi getiriyor. Tasdik ettiriyor. Projenin doğru olduğunu varsayalım. Tasdik ettiği projeyi uygulamıyor adam. Uygulamıyor. Ama sonra bittiğinde bu uygundur. Burada yaşanabilir ruhsatını yine kamu kesiyor. Şimdi bakın. Biliyorsunuz yani bunları teknik konulara girmek istemiyorum. Bir inşaat ruhsatı alınır. Doğru. İmar planına uygun yerde inşaatımı yapacağım denir alınır. Adam 4 katlık inşaat ruhsatı oluyor 5 kat yapıyor. 6 kat yapıyor, 7 kat yapıyor ve bundan övünüyoruz. Tabii. Hatta sonra imar affı çıkıyor. Espriler yapıyoruz bu konuda. İşte Karadeniz'de gitmişler. Tabii, tabii, işte onun karı oradadır diye. Demişler ki işte sınırsız yapabilirsin. Ya demiş sinirlendirmeyin beni. Bir yer söyleyin de ben onun üstüne birkaç kat yapayım. Tabii. Yani bunlar çok... Yani bunlar acı hikayeler, acı anekdotlar bunlar. Peki onun kontrol mühendisi var. Tabii. Ya bir kere adam kazık çakmaya gelmiyor oraya. Bekliyor ki kazığı yanlış çaksın, ondan sonra gitsin niye kazığı yanlış çaktın diye ondan ceza alsın. Ya yani bunları şimdi söylerken teknik konulara girip de onların sahasında at koşturmak istemiyorum. Bir kere yapılan binlik, 5000'lik, 25000'lik planlara göre bir görmek lazım. Orası uygun mu? Bakın yol gitti işte. Tabii. Fay hattının üstüne. Fay hattının üstüne yol yapmışım be kardeşim. Tabii. Ya 50 metre öbür tarafa yapsan, 80 metre bu tarafa yapsan o yolda hiçbir şey olmayacak. Yani özel bir çaba mı sarf ediyorsun fayın üstüne yol yapmak için? Yani insan bunları... Üzülüyor söylerken. Çünkü mikro bölgeleme dediğimiz teknik yapılmamış, işletilmemiş jeolojik raporları yani, yok. Olsa kimse yapmaz. Geç o tarafa yap, gitti. Sayın şimdi belediyeden başlayacaksınız bir kere. Bakın mesela şimdi 99'dan sonra biz mevzuat değişikliği yapıldı. Dendi ki kaçak binalara elektrik, su, gaz falan bağlayan belediye başkanı sorumludur dendi. Biz o kadar rahatladık ki deprem bölgesi valisi olarak. Dedik ki çok şükür bundan sonra bu kimse iş artık bitti. Sonradan aradan 3 ay geçmedi, 5 ay geçmedi. Kaldırıldı o sorumluluk. Kaldırıldı. Fen memurunun, imar müdürünün, fen işleri müdürünün üstüne geldi. Hepsi sorumlu. Yapmayacaksın, imzalamayacaksın kardeşim yani bunu. Tam bu noktada bir şey sorabilir miyim Sayın Valim? Hepimiz biliyoruz. Taner abi de kentsel dönüşümün Türkiye'deki en önemli isimlerinden biri. Şimdi bir bina bitti. İSKEN raporu veriyor. Yani devlet sana der ki kardeşim. İSKEN ruhsatı alacak. İSKEN ruhsatı, yani İSKEN ruhsatını verir. Bu devletin bir taahhüdüdür. Evet. Bu binada oturmak emniyetlidir. Her şeye uygundur. Her şeye uygundur. Evet. Yangına uygundur. Zaten isken ruhsatı da verilmiyorsa yıkması lazım. Evet. Şimdi devlet bana isken ruhsatı verdiyse ve o bina yıkıldıysa sorumlu kim? Vallahi şimdi dediğim gibi bakın bu bir hani şimdi diyoruz ya 3'ten fazla olunca çete şeyine giriyor ceza hukukunda asayişe. Bu da bir kolektif suç. Tahammüden. Müşterek ve müteselsiz sorumlulukları var hukuki tabirle. Çok fazla hukuka boğmak istemiyorum. Müşterek ve müteselsiz sorumlu olmaları lazım. İmar planını tasdik eden, eğer orası inşaata uygun değilse, bunun o kadar örnekleri var ki, zeminin 80 santim altında balçık çamur üstüne bina yapılıyor. Tabii. Ya yapmayın kardeşim, bunun örnekleri var. Hani şimdi bunları koskoca ben Sakarya, söyleyip de vatandaşı tedirgin etmek istemiyorum. Bunların bende tek tek kayıtları var. Sayın yani, Valim tedirgin olsunlar ki ölmesinler. Evet. Yani bu da bir tuhaf şey. Efendim anlatmayın vatandaş tedirgin olmasın. Şimdi bakın size söyleyeyim. Kocaeli gelirsiniz, Körfez'i dönersiniz, baş iskeleden şöyle dönersiniz, Gölcük'e doğru gidersiniz. O yolta Yolova'ya kadar gider. Doğru. Sol tarafta yeni
ne yeni bir şey, yeni bilmem ne mahalli vardır orada. Hemen sol tarafta. O zamanı söylüyorum. Burası balçık çamur altı. Ama o kadar güzel bir yer ki. Sahil, önü, deniz. Yani plaj olacak bir yer. Dedik ki burasını imara açtırmayalım biz. Meram. Yeniköy merası mı? Öyle bir şeydi ismi. Çünkü buraya yapılacak bir bina yıkılmaya mahkum. Açılmasın diye, imara açılmasın diye. Direndiniz. Kolordu komutanımızla birlikte askeri gücü de kullanarak, oraları öğrencileri kullanarak, sivil toplum örgütlerini kullanarak orayı orman haline getirdik. Güzel. Ağaç diktik. Olur olmaz yere ağaç diktik. Kolordu da etrafını çevirdi. Bayağı bir koruluk haline getirdik. Sırf imara açılmasın. Çünkü fevkalade güzel bir yer. Hala duruyor mudur? Bir dakika şimdi. Eyvah eyvah. İşte. Ve biz gönül rahatlığıyla dedik ki artık burası, kurtardık en azından burayı. Ayrıldık sonra gittik. Ben oradan Emniyet Genel Müdürü oldum, geldim. Sonra adım ebaiz falan. Neyse bir gün araştırdık. Dedik ki burası imara açılmış. Yıkmışlar bizim barikatları. Ağaçları sökmüşler, imara açmışlar. Bir gün uçakta giderken bu işi yapan, ismini vermem mümkün değil, en üst sorumluyla yan yana düştük. Hoş beşten sonra dedim ki ya, bunun böyle böyle olduğunu duydum. Oranın inşaata uygun olmadığını siz de biliyorsunuz. İmara açıldığını duydum. Ne diyorsunuz bu konuda? Dedi ki, evet dedi, açtık dedi. Ama şöyle açtık dedi. Oraya yapılacak, bakın bu o kadar önemli ki, oraya yapılacak binalar, fore kazıklar olacak. Fore kazıklar olacak, radyal temel yetmez. Olacak. İşte birbirine geçecek. Dedim çok güzel. Harika. Kağıt üstünde. Doğru tabii. Adam denizin içine bina yapıyor da bir şey. Doğru. Ama dedim, bunu kaç kişi yapacak? Ve hangi gücünüzle bunu kontrol edeceksiniz? İnşallah oralarda bir şey olmaz. Şimdi Sayın Valim, tabii YouTube'un da bir süresi var. Son olarak Türkiye'nin bundan önce yaşadığı en büyük depremi yerinde komuta ve koordine eden devlet aklı olarak size soruyorum. Bu depremde ne görüyorsunuz? Yani müdahale ve koordinasyon. İki gün geç kalındı. Değil mi? İki gün bir kere geç kalındı. Biz de niye olduğunu bunun şey yapamadık. Bunu zaten yani o biliyorsunuz ilk iki gün çok önemli. Çok. Can kurtarma çok, açısından çok, çok önemli. Şimdi de bir endişem var, onu söyleyeyim. Biraz benim ölçülerime göre biraz hafriyat yani enkaz kaldırmada acele ediliyor. Değil mi? Benim ölçülerime göre. 200. Siz ne kadar beklemiştiniz? Valla birinci ayın sonuna doğru biz kaldırmaya başlamıştık enkazı yani. Evet. Da 10. gün, 9. günde kaldırmış. Biraz erken. Niye? Çünkü bugün daha yine gördüm. Çıktı. 200 saatte çıktı saatte hocam. Bir 200. saate çıktı. Olabilir. Tabii ben yetkililerin şu anda açıktan gazel okumak istemiyorum. Güzel. İşine de karışmak haddimiz değil. Ama şu olur anda efendim, siz Türkiye'deki en büyük depremin gözünü şu anda yönetmiş insansınız. Şu anda insansınız. Bence hasar deneyim tespitinin süratten yapılıp değil mi? Süratten yapılıp hasarsız ve az hasarlı binalarda psikolojik tedaviyle vatandaşı evine sokmak, psikolojik tedaviyle sokmak zorlamadan. O çünkü çok kötü. Onu Afyon'da, o Afyon depreminde yaşandı o. Girilsin bir şey olmaz dendi. Bir deprem olduğu için de gitti millet. Psikolojik tedaviyle evlerine girmelerini sağlamak, hafif orta hasarları süratle takviye edip onarmak, ağır hasarları da süratle yıkmak. Süratle yıkmak. Ağır hasar, çünkü Allah korusun bir artçı depremde yıkılırsa yine can kaybı olur. Ağır hasarları asla ve asla tutmamak lazım.
Orta hasarlılara şimdi itiraz edenler, orta hasarlılar idare mahkemesinde. Bizimki ağır hasarlılar itiraz eder. Der ki bizimki orta hasardır da bilmem nedir de şudur da budur da. Tabii yargı organımız buna müsaade etmez. Etmemesi lazım. Çünkü gördüm, benim en çok üzen, en çok sinirimi bozan birisi vardı. Onu nasıl fiziki müdahale etmediğimi hayret hayret ederim. Dedim ki utanmıyor musun bunu onartıp da içinde oturmaya, ben oturmayacağım dedi. Kiraya vereceğim öğrencilere. Of, 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 alçak ya. Evet. Of, 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 alçak yani, alçak bunun başka bir şey. Bile az kalır. Evet, neyse ya. Televizyonda. Yani bunlara işte müdahale edip bunlara meydan vermemek bence şu anda en güzel yapılacak iş bu. Peki. Sayın Ali, bir sorum daha var. Haddimi aşmak istemiyorum. Evet. Sorum daha var. Bu, siz hakikaten Türkiye'nin gördüğü en büyük facialardan birinin gözünde görev yapmış, devleti temsil etmiş ve bu süreci yönetmiş bir insansınız. Kimse sizi arayıp da bu deneyimlerinizden faydalanmak istedi mi bu süreçte? Yani emekli olabilirsiniz ama siz valisiniz. Yani valilikten pek emekli olunmaz. Murat Bey, böyle benim yani hassas konulara giriyorsun. Evet. Beni sempozyuma çağırdılar. Ama nerede biliyor musunuz? Washington'da. Bu yeter. Sözüm bitti. Bence sözüm bitti. Washington'a çağırdılar. Tamam. Ve orada oranın bizim işte şimdi AFAD diyorlar, eski sivil savunmanın karşılığı FEMA'nın düzenlediği bir seminere beni ve birkaç arkadaşımı çağırdılar. Orada gidip slaytlarla tecrübelerimizi deprem tecrübesini anlattık. 3-4 tane de teşekkür plaketim vardır, hepsi Amerika'dan. Evet Murat, bence aslında benim çok merak ettiğim bir soru daha var. Sayın Valim, şimdi 350 bin civarında bina yıkılmıştı Gölcük depreminde. Yıkılan ağır hasarlı falan veya yıkılması gereken yani toplam yıkım 350 bindi ve 18.600 civarında da vatandaşımızı kaybetmiştik. Şimdi bugün bakanlık açıklama yaptı. 120 bin bağımsız bölüm. Yani 350 bine karşı 120 bin bağımsız bölüm ve bugün inşallah artmaz bu sayı. 31 bin civarında bir kayıp var. Yani sonuçta depremin şiddeti önemli değildir. Yıkılan birim sayısı önemlidir. Arada 6 misillik bir fark var. Yani yıkılan birim başına kaybettiğimiz insan sayısı orantılamasında 6 misillik bir fark var. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Ya bilmiyorum tabii. Araştırmak lazım. Bina sağlamlık şeysi mi acaba? Arama kurtarma olabilir mi? Çünkü yani... Yani sözü edilen 2 günlük gecikmenin bir bedeli olarak. Olabilir. Öyle görünüyor. Kurtulanlar 2.72 saatte kurtulur. Bir de daha soft bir açıklaması. Sözünü ettiğiniz bölgedeki bina dokusu 3 kat, 4 kat, 2 kat Gölcük deprem açısından söylüyorum. Burada hem de yeni dönemde yapıldı anlaşılan ortalama 10 katlı bloklar halindeler. Yani birim meselesi, çünkü onun yıkıcı etkisi 10 katlı bina açısından farkıyla 3 katlı binanın yıkılması arasındaki fark kadar olabilir diye düşünüyorum. Dilerim olabilir. Kurtarmanın gecikmesinden ne kadar vaktiniz var bilmiyorum ama iki konu benim için çok önemli. Şimdi yani benim için dediğim şu an için önemli. Şimdi depremde belli bir saatten sonra enkazdan kurtulanan vatandaşlarımız, doktorlarımız bunu çok iyi bilir. Ben de onlardan aldığım bilgiyi burada satıyorum. Böbrek rahatsızlığına tutuyorlar. Evet. Ve mutlaka diyaliz makinesiyle tedavi edilmeleri gerekiyor. Hı hı. Şu anda o şeydeyiz. Ben orada bir orta hasarlı bir binayı veya az hasarlı bir binayı diyaliz ünitesi haline getirip gelen deprem yardımlarıyla 8-10 tane diyaliz makinesi almıştım. O zaman öğrendim. Şeker hastaları için ayrıca bir, şeker diyorum. Ne deniyor ona? Neyse bazı özelliği olan hastalıklar için ayrı makine gerekiyor. Yani şimdi sizin
sarılık geçirmişsiniz mesela. Ne deniyor ona sarılık şeylere? Hepatit. Hepatit hastasıyla mesela hepatit hastası olan birinin yapmış olduğu makinede siz girerseniz siz de ona bulaşıyorsunuz. Onun için onların ayrı. O zaman öğrendik. İşte 15 tane falan 10-15 tane makine aldık gelen deprem paralarıyla. Çok yardım geldi. Yani vatandaşımızı da saygıyla anıyorum. Bakın özelliğimiz her şeye rağmen hiç değişmemiş. Asla değişmemiş. Yine herkes yağdırıyor oraya yardım malzemelerini. O parayla işte bunları aldım ve hemen hastaları oraya soktuk. Çok can kurtardık. Ama bunun şeyi ne oldu? Sonra arkamdan soruşturma açtılar. Önemli değil, onu da açsınlar. Dedim ki aynı şey tekrar olsa savunmamda aynı, eğer bu hata alarak görülüyorsa aynısını yeniden yaparım dedim. O şeyde altını imzaladım, verdim. Bir de şeyimizin, yani bizim bürokrasinin hafızası olmuyor. Hafızası olmuyor. Şimdi orada vaktimiz var mı? Hafızayı diri tutmak için sizin deneyimlerinizin yine aktarılması lazım. 5-6 dakikayı alarak bir şey anlatacağım. Şimdi çok yardım geldi. Yurt dışında Irak'tan o zaman mesela petrol şeysi geldi. 4 milyon civarında o zaman. Hiç şimdi hatırlayamıyorum. Bir para bankaya benim adıma, yani bizim valilik adına konmuş. Şimdi devletimiz tabii büyük bir çabayla gerçekten konut için büyük bir şeye girdi. Çabaya girdi. Ve hak sahiplerini tespit etti. Hak sahiplerine konut yapıyor. Fakat gelen para da bizim için yine depremzedelerin konut ihtiyacında kullanılmak üzere, bakın şartlı bağış. Ne yapayım, ne edeyim? Biraz artık bu ilk günlerin o şeyleri geçtikten sonra o tarafa el atmaya başladık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz düşündük ve dedim ki bu parayla ben yine konut yapayım ama hak sahibi olmayanlara verelim. Ooo basın birbirine girdi. Hak sahibi olmayanlara vali konut yapıyor. Ya kardeşim, hak sahibi olmayan şu. Şimdi bakın. Bir binada 15 daire var. 15, 16 diyelim. 15 olmuyor tabii. Çift oluyor daireler. 16 daire var. Şimdi 16 dairenin 16'sı da yıkıldı. Bunun içinde 10 tanesi kiracı. Bunlara kim ne yapacak, kiracıları? Gitti adam şimdi, ev yok, kira yok. Dedim ki ben bu paranın bir kısmıyla konut yapayım ve kiracılara, yani mal sahibi olmadan depremzede olanları orada oturtayım. Bir proje hazırladım, bakanlıkla da görüştük, onların da, Sayın Başbakan'la görüştük. Başbakan yardımcımızla görüştük, onların da onaylarını aldım. Ve başladık çalışmaya. Hazine arazisinde, hazine arazisinde arsa parası da vermedik. Konutları yaptık. Bir heyet oluşturduk. O heyette hak sahibi olmayan hak sahiplerini tespit ediyor. Önce 5 ölüsü olandan başladık. 5 ölü, çok iyi hatırlıyorum. O zaman bir bilgisayar da yok. Ufak şeylerle böyle işte kıstaslar oluyor. 5 ölüsü, 4 ölüsü, 3, 2... İşsiz olan bilmem ne. Onlar müracaat ediyorlar bize. Basın o kıyamet koparıyor, bir tane bir gazeteci var. İşte bu deprem paraları, dedim ki onu da alın heyete sokun. Güzel. Hiç olmazsa sussun. Güzel. Yani. Güzel. Veya görsün, görsün ne olduğunu. Görsün. Belki de onu da şişiriyorlar. Benim gönderdiğim vali yardımcısına demiş ki ya ben demiş oraya girersem ne yazacağım sonra demiş. Girmiyorum ben. Neyse bu da ayıp. Neyse uzatmayalım, yaptık. Binalar bitti, yerleştirdik hak sahiplerini. Kuralımız şuydu, 10 sene süreyle orada oturacaklar, yakıt masrafını şey yapacak, kira çok cüzi bir şey. 10 sene sonunda, 10 sene sonunda bu binalar blok halinde özel idareye devredilecek. Ay, güzel. Mülkiyetini vermediniz, kiralık olacak. Hayır efendim, güzel. Özel idarenin mülkü olacak. 10 sene sonraki vali de onu düzelsin artık, ne yapalım. Biz o andaki ihtiyacı bunu yaptınız mı? Yaptım. Peki şimdi onlar satıldı değil mi? Şimdi onu söyleyeceğim, onun için. Şimdi bakın, hafızamız yok dediğime geliyorum. Şimdi onu yaptık. Ben oradan ayrıldım. İşte diğer görevlerime geldim. En sonunda 10 sene dolmuş. Kıyamet kopuyor. Yürüyüşler, ellerinde pankartlar.
Şimdi çıkarsın çıkarmazsın. İçeridekiler o andaki yönetim onlarla uğraşıyor. Ben de izliyorum. Ya ben Ankara valisiyim. Ya bir Allah'ın kulu. Ya bu işi sen yaptın. Nasıl yaptın? Şunu bir anlat demedi. Güzel. Ben de tabii durup dururken çıkıp da ya bu böyleydi deyip de girmeyi de uygun görmedim Allah'a var şimdi. Niye söyleyeyim yani? Peki. Yani bu da benim meslek hayatımın enteresan olaylarından biridir. Şimdi burada çok önemli bir noktaya değindi Sayın Valim. Devlet aklı dediğimiz şey bu. Şimdi herkes Hatay'ın boşaltılacağından konuşuyor. Herkes çok kötü. Oradan demografik yapının değişeceğinden konuşuyor. Mesela bu tip yöntemler bizi izleyen ve devletten tanıdıkları olan birileri bunu duyuyorsa ya gözünü seveyim, çağırın Sayın Valim'i, bir dinleyin. Yani ben Sayın Valim'in dünyada benzer felaketleri yönetmiş, çok deneyimli, belki 20-30 kişiden biri olduğunu yani sadece düşünüyorum. Sağ olsun bizi kırmadı. Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği Ankara Kulübü Derneği'nin Kızılca Gün televizyonuna geldi, zahmet etti, bunları anlattı. Ben sonsuz şükranlarımı sunuyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu fırsatı verdiğiniz için. O kadar konuşacak şey var ki bu konuda daha. Örnek olaylar var. O kadar çok. O zaman şöyle anlaşalım. Siz bir meseleyi çok dertlendiğiniz bir meseleyi anlatmak istediğinizde ne olur bizi arayın, ekranlarımızı size açalım. Şimdi vatandaşımız çok güzel yardımlar yapıyor. Yardımlar büyük ölçüde yerlerine ulaşıyor. Bunun yani lehinde aleyhinde çok konuşmalar oluyor. Olayları tespit etmeden yani bir yargıya varmayalım. Güzel. Bu çok önemli. Ben şimdi bunu niye söyledim durup dururken? Öyle bir olay geçti ki aklımdan. Yani şimdi biz her şeyi ayarlamışız. Ha bir de şu var, basına bilgi vermemiz lazım. Mesela ben şeffaf olacağım. Her gün, her akşam onlara bilgi verirdim. Yaptığım günlük icraatı anlatırdım. Karşımda belki 30 tane televizyon kameraları. Hepsini anlatırdım. Şimdi anlatıyoruz. Bir kanal, ismini vermeyeceğim. Bir kanal çıkıyor belli bir saatten sonra. Yayın yapıyor. Bir tane portakal kasasının üstünde ayakları çıplak bir tane çocuk. Ondan sonra işte bizim hiçbir şeyimiz yok. İşte bize hiç bakan yok. Allah Allah. Çıldıracağım. İzliyoruz. Ondan sonra kapanıyor. Bir 15 dakika yayın yapıyor. Kapanıyor. 15 dakika yayın yapıyor. Kapanıyor. Ya bulun diyorum arkadaşlar bunları. En sonunda kestirme deriz biz. Frekanslarla bulduk. Dağın tepesine çıkmışlar. Bir kulübe bulmuşlar. Bizim normal diyelim ki 7 ile 8 arası normal yayınlarımız var. 8'den sonra da o çıkıyor. Bir televizyon kanalı. Oradan yayın yapıyor. Şöyledir, böyledir. Neyse bizim tespitlerimizi görünce o yayınlar da bitti. Onun için yani biraz da inceleyip karar vermek lazım. Çünkü vatandaş üzülüyor. Yardımların boşa gidiyor diye. Yoksa çok yerine giden yardımlar da var. Evet ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Valim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ulusumuzun başı tekrar sağ olsun. Bir daha böyle acıları yaşamamak için geçmiş deneyimlerden faydalanmamız gerekiyor. Biz de Kızılca Gün TV olarak her zaman hazırım. Bu geçmiş deneyimleri aktarmak için buradayız. Bunu çabaladık. Umarım bir faydalı sonuç doğar. İyi günler. İyi günler.